Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sayfa kontrolü videosundan daha herkese merhaba diyorum. Bu videolarda sayfanızın yer alması için arkadaşlar benim Instagram hesaplarımı takipte kalın. Oradan sizlere duyuru yapıyorum. Bu tür videolar çekeceğim zaman sayfaları seçmek için oradaki duyurularımı takipte kalın. Şöyle yaklaştırayım. Hemen başlıyorum hiç oyalanmadan. İlk şöyle hesapları yazdım. İlk hesabımız terapi ilmekler. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yorumlarınızla destek verirseniz çok mutlu olurum. Beğeni yorum yapmanız demek ki bu içeriği beğeniyorum. Hani bu içeriğin devamı gelsin demektir benim açımdan. O yüzden eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hemen başlıyorum. Terapi ilmeklerin bu profil fotoğrafını ben senin çok beğeniyorum. Gerçekten güzel bir profil fotoğrafı. Baba. Ve akılda kalıcı. Şöyle hayırlı pazarlar diye bir story gelmiş. Yalnız dün hiç story paylaşılmamış. Bu iyi bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Günlük en az 5 tane story paylaşman gerekiyor. Şurada bir sesi kısayım. Şurada bir etkileşim butonu koymuş arkadaşımız. Hemen biz de etkileşime geçelim. Bir daha geçelim. İnşallah bu story akşama doğru böyle bir 5 story ile 6 story ile daha fazla bile olabilir. Tamamlanır diye düşünüyorum. Şöyle burada dikkatimi çeken ikinci nokta 677 kişiyi takip ediyorsun. Bence bu sayı biraz fazla. Daha da azaltabilirsin. İş sayfasında hani etkileşim kurmayacağınız hesapları takip etmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle öne çıkanlar var, bak birçok öne çıkanlar yapmışsın ama bunlara kapak fotoğrafı eklemen gerekiyor. Sayfana uyumlu bir şekilde kapak fotoğrafı eklemelisin. Aşağı iniyorum. İlk dikkatimi çeken şey şöyle arka planlar. Arka planlar açık. Açık renk olması gerekiyor. Bak bu aşağılara hiç bakmayacağım. Bu arka plan uyumlarını kesinlikle yapman lazım. Şu fotoğraf bak çok güzel olmuş. Şu arkadaki yazdığın örtü daha da böyle kenarda olabilirdi. Yani ta şuralara gelmese de bile daha şuralarda falan kesilse de olabilirdi. Çünkü şu arka plandaki bu beyaz zemin çok güzel olmuş. Diğer fotoğraflarını bence yavaş yavaş arşive kaldırıp şu şekilde görsel çekmeni tavsiye ederim. İçerik yorumum bu şekilde. Şimdi burada bir tarif var ama tarif nerede? Hani kaydırmalı tarif yok. Kalburüstü hesabını paylaşmışsın burada. Yani onun zaten fotoğraflara dikkat etmiş kalburüstü sayfası. Güzel, hani onu paylaşmak istemişsin, paylaşmışsın ama şurada böyle arka planlara, içeriklere dikkat etmen lazım. 19 saat önce, 4 gün önce, 8 Temmuz'da, bak paylaşım aralıklarına bakın. Çok uzak. Şöyle, paylaşım aralığı olarak mesela illa her gün paylaşım yapmak zorunda değilsiniz. Bunu kesinlikle illa ben her gün paylaşım yapmalıyım diye düşünmeyin. Paylaşım dediğim şuraya reels gönder olarak, yani story bölümünü her gün paylaşım yapmak zorundasınız. Orayı aksatamayız. Mesela haftada 3 gün veya haftada her gün veya haftada 2 gün nasıl istiyorsan. Instagram'ın bizden istediği şöyle. Mesela haftada 3 gün paylaşım mı yapıyorsun? O 3 gün paylaşıma devam et. Yani bir gün paylaşıp 10 gün paylaşmayıp ondan sonra kafam esti bir daha paylaşayım. Bu şekilde yaparsan diyor. Ben seni ön plana çıkarmam. Senin en büyük eksikliğin bu. Ve fotoğraf çekimlerin
ve story paylaşımı. Daha çok story, daha böyle fotoğraflarını daha böyle güzel çekmen gerekiyor. El emeğim 23-23. Alt tire. Evet. Fatma Çalışkan. Şimdi Fatma, ilk sana söyleyeceğim şu Fatma Çalışkan yazan kısım var ya, buraya kilit kelimeler yazman lazım. Tamam, ismini yazıyorsun, güzel, ben de yazdım. Fakat yanına kilit kelimeler yazman gerekiyor. Kilit kelime ne demek? Anahtarlık. Bak ne yapmışsın, şu işlemeli ne deniyor buna? Etamin mi deniyor ona? Etamin. Ondan sonra havlu. Ondan sonra amigurumi bebek, uyku arkadaşı vesaire, bunlar kilit kelimedir. Tamam mı? Oraya kilit kelimeyi yazmalısın. Fotoğraflarına da bakıyorum şöyle. Bak, senin de arka plan, bir an önce bu arka planları çözmeniz lazım. Ya her yayında en çok üstüne durduğumuz konu bu. Ya arka planları çözmezseniz, bakın Instagram'da ilerlemeniz çok zor. Bak, gezmeye gitmişsin sanırım. Bak buraları mesela, bunu reels olarak paylaştın ya, kapak fotoğrafı olarak bu sayfa ürün sayfası. Kapak fotoğrafı olarak ürünlerini koy en azından. Anladın mı? İçeriği farklı olsa bile, illa bunu orada paylaşmak istiyorum diyorsa, kapak fotoğrafı olarak ürünlerini koyman lazım. Yani müşteri bura geldi mi, el emeğim 23-23. Yani bu sayfadan çıkamaması lazım. Ama şu anda müşteri bu sayfadan bakmadan gidebilir. Çünkü çok karışık. Paylaşım aralığına bakalım. 20 saat önce, 2 gün önce, 3 gün önce, 4 günü. Bak, paylaşımların iyi. Keşfete düş, keşfetteyim. Bunlar yasaklı hashtagler. Yani bunlarla etkileşime girebilmen, erişim yapabilmen çok zor. Keşfet etiketini koymayın zaten. Neden koyuyorsunuz ki? Keşfet etiketini koymayın bence. Ondan sonra takipçi iyi. 2, 4, 5 tane storiesi güzel. Bak, şu paylaştığın story'e var ya, mesela buraya bir etkileşim butonu koysan süper olurdu. Çok güzel. Bak şu ne kadar net çıkmış. Mesela bunu reels olarak paylaşıp kapak fotoğrafına da şöyle güzel bir görsel çekip paylaşabilirsin bence. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş bu. Bak, etkileşim butonu dediğim bu. Bunları böyle arada koyun. Takipçiler, takip etmeyen kişiler sizinle etkileşime geçsin. Şu an yaptığım etkileşime geçmek sana erişim kazandırıyor. Yani bu şekilde sana söyleyeceğim. Şu öne çıkanlara kapak fotoğrafı mutlaka eklemen lazım. Bak, kapak fotoğrafı sayfaya bir düzen, uyum getirir. Ya şu içeriklere dikkat et, tamam mı? Bak, arka plan uyumlarını bir an önce, bak fotoğrafın, telefonun da gayet güzel çekiyor. Ören eller Mürside. Evet. Ören eller Mürside. Şimdi 818 kişiyi takip ediyorsun. Bence onu biraz daha azaltabilirsin. Yani o 818 kişiyle etkileşim içindeyim ben. Her gün onlarla mesela beğeni, yorum, kaydet vesaire yapıyoruz biz diyorsan sorun yok. Ama bence bir tık daha azaltabilirsin. Şu girişimci yazan kısma kilit kelimeler yazman lazım. Buraya da mesela havlu kenarı, oya, patik vesaire, hashtag koymana gerek yok. Yani kilit kelimeleri sen bu blog kısmına koymuşum. Blog kısmını düzeltmen gerekiyor. Bunu nereden bakabilirim dersen, YouTube'a Instagram biyografi nasıl yapılır, nasıl düzenlenir gibi arattır. Orada birçok video karşına çıkacaktır. En büyük eksikliğin story yok. Story neden yok? Story'si olmayan sayfa ölü bir sayfa. Yani story'si yoksa bir hesabın, çok fazla bir erişim bekleme oradan.
Öne çıkanların hepsine kapak fotoğrafı lütfen. Öne çıkanların hepsine kapak fotoğrafı. Öne çıkanların, bak şurada öne çıkanlar yazmasın. Bak burada hepsine isim vermişsin. Bunlarda öne çıkanlar yazıyor. Onlara da isim vermen gerekiyor. Ve sende de aynı şekilde. Bak sadece şunun arka planı güzel diğerlerine göre. Bak bunun sade bir arka plan koymuşsun. Çok güzel. Diğerlerine de o şekilde bir arka plan. Bak buralarda ne güzel koymuşsun bunları. Senin en acilinden şu arka plan uyumunu bir karar vermen gerekiyor. Bak şu arka plan bile güzel olur, anladın mı? Bak bu bile güzel olur. Şunlar değil. Ürünlerinden bahsetmiyorum bu arada. Ürünün hepsi güzel. Eline emeğine sağlık. Sadece arka plan uyumlarını sen de bir karar verip tek bir uyumda gitmen gerekiyor. Paylaşım şeyine bakalım. 2 gün önce, 4 gün önce ve 28 Haziran. Bak nasıl atlamış. En son 4 gün önce paylaşmışsın bir, hani yakın zamanda, sonra 28 Haziran'a atlamış. Biz bugün ayın kaçı? Bugün ayın 15'i mi? Bugün ayın o 16 Temmuz mesela bugün. Paylaşım aralığınız çok uzun olmasın. Ya aynı şeyler bak. Paylaşım aralığın uzun olmayacak. Paylaşım düzenli olacak. Öne çıkanlara kapak fotoğrafı, biyografi kısmının düzenlenmesi gerekiyor. Ve en acilinden story paylaşman gerekiyor. Bak story paylaşmazsak bu iş çok zor. Gerçekten çok zor. Her telden 29-34. Her telden 29-34. Ben bu hesabı mesela şu biyografiyle tanıyabiliyorum. Neden bilmiyorum. Biyografi diyorum ya. Profil fotoğrafıyla. Bilmiyorum. Bana bir anımsatıcı güzel bir profil fotoğrafı gibi geliyor. Aslında karışık normale bakarsan ama öyle. Şimdi 480 kişi. Bu 480 kişiyle etkileşim içindeysen kalsın. Değilsen onları bir an önce yavaş yavaş azalt derim ben. Öne çıkanlara kapak fotoğrafı. Biyografin iyi yani. Sıkıntı yok bence. Öne çıkanlara kapak fotoğrafı eklemen gerekiyor. Ve hani story. Hani story. Bak şu an kaçıncı hesapsın? Dördüncü hesapsın. Bir kişi de sanırım story'de sıkıntı yoktu. Diğer üçünde story hiç yok. Gönderim paylaşım aralığına bakalım. 3 gün önce 9 Mayıs'ta uçurum bir fark var. Yani paylaşım yapmayıp story paylaşmayıp demeyeyim değil mi bir şey şu anda, tamam mı? Aktif olman lazım. Fotoğrafların arka planlarını bak şu şuralar uyumlu. Bu maraton gönderilerini, bu maraton bittikten sonra sayfanızdan kaldırın. Aslında sende şöyle bir uyum var. O uyumla bile gidebilirsin. Alt taraflar biraz bozuk ama paylaşım yapmazsanız, bak paylaşım yapmazsanız erişim beklemeyin. Sayfanın büyümesini beklemeyin. Kamile'nin örgüleri. Örgüleri 07. Evet, Kamile'nin örgüleri. Kamile ilk önce bak şu 1021 kişiyi bir an önce takipten çıkmaya başlamalısın. Bir an önce. Tamam mı? Burada en güzel benim maymunlarım. Burada en güzel benim maymunlarım ve kızılarım. Bence. Ama yine de sen bilirsin. Çok tatlı olmuş. Çok, yani ben şu an sayfanı çok beğendim. Bak en azından uyum var. Mesela sayfaya girdiğinizde sadece ürünler dikkatinizi çekiyor. Tamam mı? Buraya bir müşteri gelse burada sadece ürünler dikkatini çekiyor. Çok da güzel. Bak ne güzel sergilemiş.
paylaşım aralığına bakalım. 2 gün önce paylaşmış, 2 gün önce. Bunun ikisinde mesela aynı gün önce paylaş, aynı günde paylaşma, tamam mı? Mesela reels'i bir gün paylaş, fotoğrafı diğer gün paylaş. İkisini de aynı günde paylaşırsa diğer güne paylaşacak elinde gönderi kalmaz. Sonra 5 gün önce, 5 günü bak, sende de bu sorun var sanırım. Gönderileri bir gün oturuyorsun, hepsini paylaşıyorsun herhalde. Öyle bir şey yapma. Tamam mı? Paylaşım aralıklarına dikkat et. Bak çünkü ürün örüyorsun. Yani bayağı ürün var. Sadece paylaşım düzenin yok sayfada. Şu Kamile aracı yazan kısmı var ya. Kilit kelimeler yaz. Şuraya bio kısmına yazdığın kilit kelimelerin bir kısmını oraya yaz. Story paylaşmazsan bu iş olmaz. Mümkün değil yani. Story paylaşmazsan bir şey beklemeyelim. Şu öne çıkanlara başlık eklemen gerekiyor ve kapak fotoğrafı eklemen gerekiyor. Bunu unutma. Bu kadar sana söyleyeceğim. Aktif olman gerekiyor. Tamam mı? Çünkü çekimlerin çok güzel. Fotoğraflar, reels'ler çok güzel. Reels'lere kapak fotoğrafını unutma. Mutlaka. Ayşe'nin el emeği 5. Ayşe'nin Evet, Ayşe'nin el emeği 5. Ayşe Aktaş yazan kısma kilit kelimeler yazman lazım. Kilit kelime ne? Burada yaptığın içerikler, ördüğün ürünler vesaire vesaire. Tamam mı? Şimdi bak şurada eşin sanırım bu kendi ailenizden paylaştığın gönderileri veya reelslerin kapak fotoğrafı olarak ürünlerinden ekle. Tamam, illa hani ben bunları paylaşmak istiyorum dersen mutlaka ürünlerini ekle. Çünkü burası bir satış sayfası. Burası senin dükkanın. Kolaj bu şekilde dörtlü, beşli fotoğrafları birleştirip tek fotoğraf haline getirmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü mesela bunu 4 tane yan yana yapsan, şöyle kaydırmalı post yapsan daha fazla erişim alabilirsin. Onu söyleyeyim. Hani kolaj yapmayın. Kolaj yapan bilmiyorum var mı artık ya? Yok herhalde bence. Bak şuralarda arka planlar bozuk ama şu üst işte kolajları hiç görmüyorum şu an. Buralarda arka planları biraz daha toparlamaya çalışmışsın ama bir tık daha. Bir tık daha. Bak şunların arka planı çok güzel olmuş. Ama en çok bunu beğendim. En çok bunu beğendim. Bunun arka planı çok güzel olmuş. 5 gün önce bir gönderi, 1 hafta önce bir gönderi, 5 Temmuz'da bir gönderi, 27 Haziran'da bir gönderi. Paylaşım düzeni olması gerekiyor. Paylaşım düzeni olmazsa çok zor. Bak ilerleyemezsiniz. Çok zor. Ha, süper bak. Storylerinde aktifsin. En azından sen storylerinde aktifsin. Tamam mı? Paylaşım düzenlerinde yaparsan ve şunun gibi görseller çekersen muntazam. Bak şu da güzel. Tamam mı? Bu şekilde. Haysev örgü evi. Haysev örgü evi. Evet, Haysev örgü evi Şeyma Nur Kaplan amigurumici sağlıklı oyuncaklar diye kilit kelimelerini yazmış. Şiş ve tığ örücülü uzman belgeli süper. 3127. Bak buradaki seni takip eden kişisi ne kadar çok olursa olsun fark etmez. Sen şu 3127 kişiyle aktif bir şekilde her gün böyle iletişim halinde, etkileşim içinde değilsen bence hiç gerek yok. Hadi erişimini düşürmekten başka hiçbir şeyi yok buradaki rakamın. Anladın mı? Orayı bence yavaş yavaş elemeye başla derim sana. Evet, gayet aktif. Güzel. Bak öne çıkanlarına ne güzel resimler koymuş. Çok güzel. Evet.
Bak şuraya kadar süpersin, biliyor musun? Bak şuralar çok güzel. Şu sabitlediğin görseller bir anlamları var sanırım. Çünkü o sayfa düzenini bir tık bozuyor ama olsun, sıkıntı yok. Ne yapacağız? Koymak istemiştin. Kendin de gayet güzel. Mesela kendin olabilirsin. Bak burada çok güzel çıkmışsın. Ama şuradaki şu, hatta burada dahil. Hatta bak bu Mickey Mouse'lar. Mickey Mouse değil. Ne bunun adı? Minnie Mouse'lar. Ya işte arka planlar bozuyor işi, tamam mı? Aslında gayet güzel. Bak şu aşağılarda arka planlar işi bozmuş. Ama şu şekilde gidersen, bak şurası gibi gidersen sayfan harika olacak. Sana en büyük tavsiyem bu olur. Çünkü burada bir uyum yakalamışsın. Oradan devam et. Paylaşım düzenine bakalım. En son 6 Mayıs'ta paylaşmışsın. Tekrar 6 Mayıs, 6 Mayıs, 5 Mayıs. Sen de diğer, demin kime baktık? Kamile'ye bak. Bir gün oturuyorsun, pıt 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 hepsini paylaşıyorsun. Hepsini paylaşmak bir işe yaramaz. Mesela elinde 3 görsel var ya, varsa veya 3 video varsa bunu 3 güne bölebilirsin. Her gün birer tanesini atabilirsin. Bu daha da işinize gelmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde sayfa erişiminiz de artar. Bak sen storylerde aktifsin, tamam mı? Şu içeriklerde de aktif ol ve güzel reels'ler çek. Bak sende hiç doğru dürüst reels yok. Bak. En son ne zaman çekmiş? Şu reels'i ne zaman çekmişsin? Şöyle görülür mü ki? Ne zaman çektiğin görünmüyor. 25 hafta önce. Bayağı uzun olmuş. Sayfan güzel. Sayfan güzel ama paylaşım, bak paylaşım sıklığına dikkat etmen gerekiyor. HL'ye renkli ilmekler. HL'ye renkli ilmekler. Evet. Hülya Çoban. Hülya bio, ha bio kısmı geldi. Bio kısmında hashtag kullanmana gerek yok. Shopee linkini buraya eklemişsin zaten. Üste eklemene gerek yok. Sayfa kategorisini ürün hizmet gibi bir şey yazabilirsin. Sanat kategorisi çok geniş bir kategori. Resim, müzik, ondan sonra ya birçok, mesela el işlemeciliği olan birçok ürünler var. Onlar da sanat. Bunlar da, ya sanat çok geniş bir alan. Daha bunu kısarsak iyi olur. Bu 2246 kişiyle etkileşim içinde misin diye sormak istemiyorum. Yani değilsindir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla. Bir an önce bence bunları elemeye başla. İki tane story 11 saat önce en son ki, günlük 5 tane story paylaşmanız gerek yok. Öne çıkanlara kapak fotoğrafı. Bak senin fotoğrafların çok güzel. Bak fotoğrafların çok güzel. Hem de bak kaydırmalı yapmışsın. Harika. Harika. Fakat reels kapakların işi bozuyor seni. Reels kapaklarını yerleştirmeyi öğrenmen lazım. Şunlar değil. Bunlardan kastetmiyorum. Ürünler çok güzel ama arka planları iyi değil. Tamam mı? Ama şu arka planlar harika. Bak şu da güzel olmuş. Senin işini şey bozuyor. Reels kapakları bak. Mesela şu bozuyor burada o düzeni. Bu bir reels. Ondan sonra nerede başka? Bak şurada bu düzeni bozuyor. Bu da reels. Burada bu da düzeni bozuyor. Bu da reels. Şurada bu da düzeni bozuyor. Bu da reels. Paylaşım aralıklarına bakalım. 4 gün önce 8 Temmuz. Ya çok çok aralık var. Paylaşım düzenini çözmen gerekiyor ve şunları azalt. Paylaşım düzenini çöz. Bak sen o zaman nasıl ilerliyorsun? Gerçekten bak. Çekimlerin gayet güzel. Reels kapak fotoğraflarına odaklanmalısın. Hanafse 2022. Evet. Hanafse
hesabının story'si yok. Ne olacak ama? Story olmazsa bu iş zor. Örgü toka amigurumi güzel kilit kelime. Toptan perakende saç. Kapıda ödeme yoktur. Buraya yazmana gerek yok. Tamam mı? Onu kapıda ödeme yoktur. Bir yazmışsın. Kargo alıcıya atın. Müşteri direkt kaçar zaten. Çünkü müşteri kapıda ödemeyi seviyor. Belki mesela kapıda ödemeli kapıda ödemeli istiyordur. Tamam mı? Sen arka planda müşteriyle hoş sohbet, muhabbet. Kadın sana güvenir, şey yapar. Belki kapıda ödemeyden vazgeçer. Ama burada gördüğümüz daha seninle iletişime geçmeden hadi git diyorsun sen gibi bir şey. Anladın mı bu? Arka planlarda bir tık uyum sağlanmaya çalışılmış. Işık ayarı bak. Işıklara şu da mesela arkası beyaz. Şunun da arkası şuraları beyaz. Şu daha parlak duruyor. Bu daha parlak. Şu daha parlak duruyor. Işık ayarını düzenlemen gerekiyor. Yoksa arka planlarda uyum sağlamışsın gayet de iyi. Tamam mı? Reels'lerine kapak fotoğrafı ve ışık ayarlarını ve hep reels gitme. Hep gönderi de gitme. İkisini birlikte harmanlayarak, karıştırarak gitmek gerekiyor. Paylaşım aralığına bakalım. 17 Mayıs. Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız biz. Yani sen bir ayı geciktir paylaşım yapmıyorsun zaten. O zaman bu sayfadan bir şey beklemeye gerek yok yani. Paylaşım yapmazsan olmaz. Renkli Dünyam 48. Renkli Dünyam 48 çıkmıyor mu? 48. Bu mu acaba? Bu sayfa değildi ya bana yazan. Renkli Dünyam. Şuradan bakacağım buna. Bu da değil. Renkli Dünyam 48 seni bulamıyorum. Bana Instagram'dan ulaşırsan çok mutlu olurum. Şimdi size birkaç tane şey göstereceğim. Etkileşime geçirecek Reels. Mesela şurada benim yedek hesapta birkaç tane Reels göstereceğim. Mesela şu. Bu o kadar değişikti ki arkadaşlar. Bunu ben bir anda otururken böyle çekeyim dedim. Ve şurada yazdığım yazılara dikkat edin. Keşfetten gelenler yoruma bir emoji dur. Baştan. Kötü video keşfete düşer mi? Karşı tarafa soruyorum bunu izleyenlere. Deneyelim diyorum. Mesela bunu videonun müziğini açmayan biri bile şu yazıları okuyup buraya bir yorum yapma hissi duyuyor. Ve şöyle bakın, şu müziklerin yanında şu ok işareti bulunan müzikleri kullanın. Bunlar yani etkileşime girebilir diyor size. Ne diyeceğim dur. Yani çok popüler olan müzikler, bunlar popüler olmaya da gidiyor gibi. Size Instagram burada yardımcı oluyor. Gidip de hani hangi müziği kullanayım diye düşünüyorsan diyor, şu ok işareti olanları kullan, tamam mı? Bu şekilde insanları mesela bak deneyelim bakalım, sizce düşer mi? Karşı tarafa izleyen, bu videoyu izleyen kişilere soru sorun videolarda. Tamam mı? Videolarda onları etkileşime geçecek, yani onlarla konuşabilecek bir şeyler bulmanız lazım ya. Mesela ondan sonra burada
Ha, şu da vardı. Bak şu. Sohbet esnasında örgüme laf edilmiştir. Tekrar açıklamaya bakıyorum. Yazdım yazdım, sonra sence dedim mesela. Karşı ören kişiye, örgü ören kişilere burada soru soruyorum yine. Ve bu video 1600 ya şu an. Bu videoyu takip edin bakın. Bir videonun keşfete düşme süresi en fazla bir aydır. Bir ay geçmedikten sonra, belki bir aydan sonra da bazen bir anda video patlayabiliyor. Hiç bilemezsiniz bunları. O yüzden mesela benim bu video tutmadı diye karalar bağlayıp da oturmanıza gerek yok. Gayet de tutar. Ama zamanı var. Ve siz etkileşim içinde olmanız gerekiyor. Mesela buna bakalım, ben kaç story paylaşmışım? 2, 4, 6, 8 tane story'm var burada. Bak, etkileşim şeylerimi koyuyorum yine. Bu şekilde. Tamam mı? Mesela bende de bak eksiklikler var. Öne çıkanlarım şey, kapak fotoğrafı eklemeye fırsatım olmadı. Ama bir yandan da devamlı bak, bir gün önce, 2 gün önce, 3 gün, 4 gün önce, 5 gün önce, en fazla 2 gün ara vermişim bak. Geri geri hep paylaşım yapıyorum. Mesela şöyle keşfete düşen birkaç gönderiye bakalım. Bak, keşke hep reelslerde, komik reelsler, gönderilerde. Görüyor musun gönderinin fotoğrafının netliğini? Fotoğrafın arka planı. Mesela şu fotoğraf var bak. Ama diyeceksin ki bunun arka planında bir sürü şeyler var. Arka planında bir sürü şeyler var ama bak, kamerası süper. Netlik. Sadece ürünler dikkatimi çekiyor. Bak burada bu var ama odak noktası ürünler. Bunu kameradan anlamanız gerekiyor. Elinizdeki telefonu kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Mesela bak. Çok güzel bir reels olmuş. Arka plana bakın. Sadece ürünü gösteriyor burada. Bu tür reelsler zaten hep dikkat çeker. Bak. Bak, bu popüler bir müzik. Ne güzel kullanmış. Bak. Bu el hareketlerini falan, bunları çözmeniz lazım. Bunu da nasıl? Bunu ben gösteremem size. Kendiniz yapmanız lazım. Sebze yer. Bak. Mesela malzeme aldık. Her yer zam. Bu ses videosu tam milleti harekete geçirecek bir ses. Arkadaşlar. Yani bu ara çok güzel olur. Bak. Arka planlarına bak. Gayet güzel. Ve her şey kötü gittiğinde dahi. Mesela bu tür motivasyon videoları yapabilirsiniz. Çok dertlendiğinizde dahi. İlla böyle yığınla ürün olacak diye bir şey yok. Bir tane ürün örerken bile bu tür videolar çekebilirsiniz. Sadece o an onu düşünüp ve yapın. Sadece yapın. İyi veya kötü, onu yapmanız gerekiyor. Bu şekilde, tamam mı? Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Ne diyeceğim? Dur, üstten de mesaj gel. Mesaj gel, dikkatim dağılıyor. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi etmezseniz çok mutlu olurum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen benimle etkileşim içinde olun. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.